Faruk Beşer Sahabe bu dinin neresinde? Dinden olanı tespit konusunda usulü fıkıhta kavli sahabi diye bilinen sahabe görüşü ya da sahabe içtihadı dinen ne kadar bağlayıcıdır? Onların söyledikleri de dinden midir? Önce sahabi, sahabe, ashab ya da sahb kimdir? Hadisçilere göre sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir anlık da olsa Müslüman olarak gören ve bu imanla vefat eden kimsedir ve sayıları yüz bine aşkındır. Ama usulcüleri ilgilendiren şey sahabenin görüşleri olduğu için böyle görüş bildirmede Resulullah'la uzun beraberliği olmuş sahabe sayısı 150'yi geçmez. Peki dinde böyle görüş bildiren sahabenin Allah hepsinden razı olsun İçtihatları sonraki müçtehitlerinkinden farklı mıdır? Onların görüş ve içtihatları sonrakilerinkinin aksine bağlayıcı şer'i bir delil sayılır mı? İşte usulde fıkhın bir kaynağı olarak sahabe görüşü denince kastedilen mesele budur. Ve usulde anlatılan şekliyle meselenin özeti şudur. Prensip olarak sahabi de beşerdir ve hata edebilir. Buna rağmen Resulullah'ın eğitiminden geçmiş olmanın, onun manevi atmosferinde bulunmanın, dini bizzat ondan ve görerek ve yaşayarak kalmış olmanın bir ayrıcalığı olmalıdır. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i vahyetmiş olması kadar onu hatasız bir rehber eşliğinde hayata geçiren öyle özel bir ilk nesil yaratmış olması da anlamlıdır. Bu ilk nesil sahabidir ve Kur'an-ı Kerim'in yere inmesi Resulullah'la gerçekleşmişse toplumdaki varoluşu da altın nesil sayılan sahabeyle gerçekleşmiştir. Bu itibarla sahabenin dinde özel bir yeri vardır ve onu hafife almak ya da ona tan etmek küfre yakın bir cerime sayılmıştır. Bu sebeple mesela Ebu Hureyre gibi değerli bir sahabiye ya da bir başkasına dil uzatanlar bilerek ya da bilmeyerek İslam'ın ilk halkasını koparmaya çalışmaktadırlar. Bunların bazılarının meseleyi gerçekten anlamadıklarını, bazılarının ise hain olduklarını düşünüyorum. Ancak ne kadar büyük olursa olsun Resulullah dışında hata etmeyen bir insan yoksa herhangi bir sahabinin görüşü ya da içtihadı da elbette sırf sahabe sözüdür diye mutlak anlamda bağlayıcı olmaz. Ama bazı durumlar zorunlu olarak bunun dışındadır. Şöyle ki, sahabenin görüş bildirdiği bir konunun aklın yani içtihadın alanındaki bir konu olmasıyla böyle olmaması farklıdır. Usulettin dediğimiz akide ve ibadet meseleleri sebebi, illeti akılla bulunabilecek meseleler değildir. Böyle meselelere tabud yani sadece mabudun belirleyebileceği salt ibadet olan ve aklı aşan meseleler denir. Eğer sahabe beyanı bu tabudi alanda ise üç ihtimal düşünülebilir. Ya görüş bildirilen mesele hakkında tek bir sahabi görüşü vardır, ya aynı görüşü dillendiren birden çok sahabi vardır ya da bir konuda birden çok sahabi görüşü vardır. Birinci ve ikinci durumda sahabe görüşünün din olarak bağlayıcılığı kesindir. Çünkü mesele akılla bulunabilecek bir mesele olmadığına göre onlar bu görüşe ancak Resulullah'tan aldıkları bilgi ve eğitimle varmış olabilirler. Üçüncü durumda ise mesele yine akıl ötesi bir meseledir ama sahabe arasında farklı görüşler vardır. O halde aynı gerekçe ile bu farklı görüşlerin dışına çıkılamaz ama alimler onlardan birini diğerine tercih edebilirler. Onların dışına çıkılamaz çünkü Ebu Hanife'nin radıyallahu anhın dediği gibi onlar sanki mesele hakkında en nihayet bu görüşlerin olabileceğinde bunlardan başka bir görüşün olamayacağında ittifak etmişlerdir. O halde tabudi bir konuda onların ittifakının dışına çıkılamaz. Çıkarsanız ya akılla çıkmış olacaksınız ki mesele aklım konusu değildir ya da şeri bir delille çıkacaksınız ki delil bulunsa zaten böyle bir tercihe ihtiyaç kalmaz.'' Ama sahabe görüşü tabudi alanda değil de aklın yani içtihadın alanındaysa, mesela tabiatla, tıpla, bilimle ilgili bir meselede ise ve sonradan o görüşün isabetsizliği ortaya çıkmışsa, böyle bir görüş ya da içtihat sadece sahabe görüşü olduğu için din olarak bizi bağlamaz. Yeter ki bunun böyle olduğuna ehli karar vermiş olsun.'' Mesela bir sahabi hamileliğin en uzun süresinin iki yıl olduğunu söylemişse, sonradan bunun biyolojik olarak mümkün olamayacağı anlaşılmışsa sahabinin söylediği bağlayıcı olmaz. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in tefsiri konusundaki görüşlerini de böyle anlamak gerekir. Yani onlar da tabudi alanlardaysa bağlayıcıdır. Sahabenin akli izahları ve teminleri ise bağlayıcı değildir. Şöyle de diyebiliriz. Sahabenin Kur'an-ı Kerim konusundaki açıklaması tefsirse bağlayıcıdır. Tevilse bağlayıcı değildir. Çünkü tefsir Kur'an-ı Kerim'in ne dediğidir. Tevilse onun anlam ihtimallerinden birisini seçmedir. Ne dediği onun dilini anlama meselesidir ve onun dilini en iyi bilenler onlardı. Ya da o onlara kendi dilleriyle hitap etti.